Abla, notlarım böyle kalırsa burs almam çok kolay olacakmış. Ama işte fizikten son konuyu anlamadım. Onun için de yardım isterim artık. Sonra bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. İki çocuğu varmış ama olsun. Ben zaten çocukları severim. Ne dersin ablacığım? Aferin ablacığım. Abla, iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki ya? Sen okula gitmiyor musun? Geç kaldın. Ablacığım bak, iyi görünmüyorsun. İstersen evde kalayım bugün. Bir şeyim yok. Birazcık dalgınım sadece. Hadi. Allah senin açıklığı versin. Kurban olayım sana. Alo. Kız benim Sibel. Sen şu ebenin numarasını versene bana. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Alo. Hatice ebeyle görüşecektim. Abla senin evin neredeydi? He, biliyorum orayı ben. Tamam abla. Tamam abla, ben seni ararım sonra. Hadi bay bay. Abla? Ne ebesi? Ne oluyor? Yok ya, bir şey. Fabrikadan bir kadın var da hamile. O yüzden. Abla, bu zamanda ne ebesi? Hastaneye gitse ya. Aman Ayşe, sana mı kaldı milletin çocuğunun derdi? İstediği yerde doğurur. Sen niye geldin ki şimdi? Ödevimi unutmuştum da. E al hadi. Melek, Baran'a çay koy. Yok, ben geç kaldım, gideyim. Oğlum, dur bakayım. Baran, senin saçların mı ıslak? Hastalanırsın sen oğlum böyle. Ya yok ana, bu sıcakta ne hastalığı? Hem bir şey olmaz bana, merak etme. Baran, küs değiliz değil mi oğlum? Ya yok ana, o nasıl laf? Ne küslüğü? Hadi iyi dersler. Gördün değil mi anne? Kadriye Hanım da Fırat abi de nasıl sırtını çevirdi bize. Resmen arkamızdan iş çeviriyorlar. Siz hiçbir şey karışmayacaksınız, tamam mı? Nasıl yani? Yanlarına mı bırakacağız bunları? Ne demek yanlarına mı bırakacağız? Gidip fabrikaya mı yakalım? Dediğim gibi, ağzınızdan tek bir laf daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Annem haklı ada. Ne yapalım yani? Adamın biri suçu üstlenmiş, girmiş işte içeri. Gariban 3-5 kuruşa tamam demiştir. Bunu bilmemiz neyi değiştirir ki? Çok şey değiştirecek Maya. Siz şimdi okulunuza gidin. Dediğim gibi hiçbir şeye karışmayacak, bulaşmayacaksınız. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hadi bir tane. Sen de ablalarını üzme, tamam mı? Hadi. Sahiden ağam mı yaktırmış? İyi bile yaptırmış. Dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışırsan olacağı bu. Arsız. Malın mülkün üstüne oturdu. Etmediğini bırakmadı. Çok iyi olmuş. Şimdi kendi Allah Kadriye Ana'ya konuşurlarken duydum derse... abimi ya yine içeri atarlarsa? Tamam. Çok fazla dillendirmeyin. Kol kırılacak, yen içinde kalacak. Emine geldiğinde de kimse bir şey demeyecek. Ana, niye gözden dikip bana bakıyor? Ben duramıyorum işte. Duracağın Özlem. Ana, sen bizden yana dertlenme de... esas Ebru'yu nasıl dizginleyeceksin? He, Ebru yengeyi kendi Allah'a bile dizginleyemedi. O iş zor vallahi, ben diyeyim. Bu kadının kimseden korkusu yok. Ya, yalan mı? Ama sahiden ya şikayet ederse?
Kimsenin ağzından bir laf çıkmayacak. Kendal'ın şimdilik haberi olmayacak hiçbir şeyden. Anlaşıldı mı? Ben biraz düşüneyim hele. Oğuz komutan burada mı? Az önce çıktı. Hay Allah. Ne zaman gelir? Adana'ya gitti, akşama döner. Tamam, ben akşam gelirim. Ne vardı? Akşam geleceğim zaten. Bu daha burada ne kadar kalacak Lütfiye? Kızımızı evi dar mı edelim? Zamanında bu ev dar gelip giderken iyiydi ama. Tamam, sus. Allah aşkına sus. Asım seviyor diye sabah erkenden kalkıp bazlama yaptım ona. Uyuyor mu benim aslan torunum hala? Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne yapacağım ben şimdi? Kurban olayım, bir yol göster. Ne olur yarabbim. Elimden kurtulamayacaksın. Bu işin peşini bırakmayacağım. Duyuyor musun beni? Her şeyi biliyorum. Fıstıklarımı yaptırdığını, Kadriye Hanım'ın sustuğunu. Etrafındaki herkesi susturmaya alışmışsın. Ama beni susturamayacaksın. Seni bana sayılan verdiler ulan. Dün elimde kalıydın. Daha ne geleyim buraya? He? Ecelin mi geldi senin? Kim kimin eceli olacak göreceğiz. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Benimle uğraştığına pişman olacaksın Kendal. Beni öyle odalara kapatmakla, üzerime yürümekle korkutamazsın. Senin için güç şiddet demek. Ama ben senin hakkından nasıl geleceğimi çok iyi biliyorum. Elinden geleni ardına koyma, sosyete gülü. Hiç merak etme. Bu yaptıkların hesabını tek tek ödeyeceksin. Ne bakayım lan? Git bana konaktan bir temiz gömlek getir haydi. Haydi oğlum, ne bakayım? Tamam ağam. Geliyor yine mıy mıy kız. Hiç uğraşamayacağım. Günaydın. Günaydın Ayşe. Şey soracaktım. Baran'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok, bilmiyoruz. Görmedik çıkarken. Bir şey mi oldu? Yok canım, olmadı. Yani amcasıyla dışarı çıkmıştır. İşleri falan vardır işte. Tabii canım. Yani kesin işi vardır Ayşe'cim. Yani sen hiç merak etme. Peki o zaman. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Kızın ne suçu var ada? Baran'ı seviyor olması benim için yeterli. Gıcığım kardeşime. Neden böyle söylüyorsun anlamıyorum. Geçen gece rüzgar için Baran dikilmedi mi Kendall'ın karşısına? Tam sana vuracakken o tutmadı mı Kendall'ın elini? Hayır, hiçbir şey yoksa kan verdi o sana. Neden böyle yapıyorsun anlamıyorum. Haksızlık ediyorsun. Bunlar olmamış gibi davranıyorsun. Ama ne iyi ki bir iyilik yaptı. Hayır, bunu niye yapıyor ben anlıyorum ama ne sen ne de annem bunu anlamıyorsunuz nedense. Safsın kızım, saf. Yerlerini sevdiler.
zahmet etmeseydin. Ebru, sana kaç kez söylemem gerekiyor? Bana düşmanmışım gibi niye davranıyorsun? Ben senin dostunum. Dostumsun öyle mi? Dostlar birbirinden bir şey saklamazlar. En başından beri biliyordun değil mi? Ama sen de onlar gibi susmayı tercih ettin. Ben şimdi kime güveneceğim Fırat, söylesene. Efendim? Baran, niye gelmedin okula? İyi misin? Yok ya, iyiyim. Merak etme. Biraz işim var. Bak yine asmaya başladın okulu. Ya bu çok önemli bir şey. Okul çıkışına yetişiyorum, tamam. Merak etme, hadi görüşürüz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bir yeşil kolyeye bakabilirim. Sade bir hediye paketi yapabilirsek. Sana söylemeye çalıştım birkaç kez ama yapamadım. Sen nereden öğrendin? Dün gece ada Kendal'la Kadriye Hanım konuşurken duymuş. En başından beri biliyordum. Sana da söyledim. Aslında herkes biliyordu. Oğuz komutan bile. Zavallı bir adama 3-5 kuruş Kendal sıyrılır. Yaptığı da yanına kar kalır, öyle mi? Ama bundan sonra öyle olmayacak. O günü ana girdiği adamı da ailesini de bulacağım. Aile sırrı diye saklayıp söylemediğin başka şeyler de var mı Fırat? Son ne zaman aybaşı oldun kızım? Geçen ay oldum abla. Ama sanki 15 gün gecikti. Anlaşıldı. Sen bir ay üzerine görmüşsün. Dediğin şeyler 10 haftayı geçince anca olur. Abla, ben bu çocuğu doğuramam. Düşürmek istiyorum. Emin misin? Başka çarem yok ki abla. Mecburum. Şu an epey büyümüş. Çok tehlikeli kızım. Bunu bil de. Özlem, anam nerede? Çıktı gitti vallahi. Nereye dedim de bir şey demedi. Ama bence Ebru yengenin yanına gidiyor. Vallahi pes ki ne pes. Hadi Ebru yenge Kadriye anayı avucun içine aldı, ona tamam. Ama Baran'ın ona arka çıkacağına dünyada inanmazdım vallahi. Özlem, duracağın yeri iyi bil. Hem ne alakası var? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Baran küçük çocuk diye dayanamadı. Vicdanlıdır benim oğlum ondan. Narin sen de pek bir gerildin ha. Şöyle bir çarşı pazar dolaşsak mı acaba? İyi gelir, hava alırsın. Ay bana da iyi gelir vallahi. Şu karnımdaki de rahat bırakmıyor sağ olsun. Yavaştan yavaştan ben geliyorum diyor yani. Hadi hem bir yürüyüş olur ha. İyi, iyi tamam hadi. Melek. Ne var Özlem yenge? Biz Narin'le çarşıya kadar gidiyoruz. Geç kalmayız, geliriz. Tamam. Ah.
Alo Melek. Benim Recep. Melek sen misin? Gülüm bir ses ver bana, ne olur bir yaşama sebebi ver. Özlem'e dediydim telefonumu bulsun diye. Ne yaptın, bulabildin mi? Bak Melek, her şey onda. Kurtuluşumuz o telefonda saklı. Duyuyor musun beni Melek? Alo. Alo. Bu kadar mıydı senin sevdan be Melek? Bu kadar mıydı? Meselesi anlat bakalım. Yok bir şey yok. Önemli değil. Geleceğin içinde ama önemli değil öyle mi? Recep. Beni kullanıyor musun gibi bir his var içimde kardeş. Yok kardeş. Estağfurullah. Yok yani öyle bir şey. Yenge fena bozuk galiba. Tamam, tamam. Düşürme yüzünü. Senin mutluları attırdığına göre bu sevda öyle kolay bitmez. Delikanlı adamsın, topla kendini. Affeder, merak etme. Öyle mi dersin? Öyle tabii. Aslan gibi çocuksun, senden iyisini mi bulacak? Narin, ben şu yüncüye uğrayıp geliyorum. Niye ki? Vakit yaklaşıyor yavaş yavaş. Bir bebeğe patik, yelek bir şey örmek lazım değil mi? Yünden şiş alıp geliyorum ben. İyi Özlem, ben gelemeyeceğim. İçim sıkılıyor zaten. Hadi sen git al, gel ben seni bekliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Ya bizim çocuk bunu kurcalamış. Şifresini mi ne değiştirmiş galiba? Bir bakabilir miyiz? Hallederiz. Yarın verebilirim ama. Yarın mı? Şimdi olmaz mı ya? Yok abla, yarından önce mümkün değil. Siz gelmeden önce de ararsınız. İyi madem. Hadi kolay gelsin. Tamam, iyi günler. Ben bu çocuğu doğurama. Düşürmek istiyorum. Şu an epey büyümüş. Çok tehlikeli kızım. Susamadın mı? Biraz mola ver istersen. Neden yapıyorsun bunu? Neyi? Hem ailenin yanındasın hem de onların nefret ettiği birine yardımcı olmaya çalışıyorsun. Niye yapıyorsun? Fırat. Oğlum az müsaade et bize. Tamam teyze. Hepsini sen mi diktin? Çocuklarla birlikte yaptık. Eline sağlık, pek güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Toprak zordur, hem de çok zor.
bereketli olduğu kadar inatçıdır. Üstünde bitmesine izin vermekte nazlanır. Her diktiğin tutmaz. Sularsın olmaz, gübrelersin olmaz. Ama bir de tuttu mu? Belki çiçek de inatçıdır. Köklerini salar toprağa, sıkı sıkı tutunur. Senin gibi mi? Hem bereketlidir hem inatçıdır dediniz. Sizin gibi mi? Narinlerin yanında konuşmak istemedim. Ebru, kızım bir ana olarak senden rica edeyim. Bu işin peşini bırak. Kendalım içeri girince ne hallolacak? Fıstıkların geri mi gelecek? Rüzgarla Asım'ın yaşadığı korku silinip gidecek mi? Ana olmak böyle bir şey. Evladın günahını da çekersin, ayıbını da örtersin. Yerin dibine batsan da utançtan. Evlattır. Senin evladın bir hata yapsa, birinin canını yaksa, için titremeden çeksin cezasını diyebilir misin? Ana olmak evladın cezasını çekmektir. Anasın sen de anlarsın. Adanın hatasını örttün. Haklısınız. Ben de aynı sizin gibi bir anneyim. Evlatlarımın günahlarını örtmeye çalışan, onların geleceğini düşünen. Benim yaptıklarım sadece bunun için. Sizinle ya da Kendal'la hiçbir ilgisi yok. Son sözün bu mudur? Bir anne olarak evet. Kadriye Hanım. Ne yapayım kız sen? Delirdin mi? Ağam bu çocuk senden. Senden başkası bana el sürmedi ağam. Kurban olayım, kurtar beni bu azaptan. Nereden bileceğim? Ağam sen benim zayıflığımdan faydalandın. Beni çaresiz bıraktın. Ben sana hayır desem nasıl bakacaktın kardeşime? Nasıl okutacaktım? Ne olur ağam, sessiz sedasız halledelim bu işi. Ne diyeyim yani? Demem şu. Bu çocuğun senden olduğunu ispatlarsa aldırmama yardım edecek misin? Ne olur ağam bana yardım et. Nasıl ispat olacaymış peki? Doktoruydu. Testiydi. Bir şekilde halledilir. Sen yaparsın ağam. Peki bu test yapılınca cinsiyet de belli oluyor mu? Ne fark edecek sanki? Dur hele sen, dur hele bakalım. Hele bir belli olsun kimdenmiş, neymiş. O zaman ne fark eder göreceğiz. Eğer bendense ve erkekse tutarım kolundan, konağın avlusuna bağlarım seni. Doğurana kadar da kıpırdayamam. Eğer benden değilse işte o zaman başına büyük bela aldın demektir. Ben senin başını ağrıtmam. Ama ben senin başını çok ağrıtırım, bilmiş ol. Benim korkum ondan yana değil. Alo, doktorum nasılsın? Sağ ol, kurban olduğum. İyidir, çalışayım işte ya. Ya doktorum, sana bir işim düştü. Şimdi sana birini göndereceğim. Hamileymiş, benden olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu test mes yapılınca anlaşılır değil mi kimden olduğu? Ha? Kanımı mı? Bu aralar herkes kanıma canıma yükleniyor ama sen eksik olma. Tamam tamam, ben gelir veririm kanımı. Bana bak doktorum, bu işi sessiz sedasız halledeceğiz ha. Anladın değil mi? Tamam, kurban olduğum. Haydi kolay gelsin. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Bana bak, bana bir oyun oynuyorsa,
Başıma bir çorap örme niyetindeysen. Yemin ettim ya, daha ne diyeyim. Gir. Sibel Hanım, siz çıkabilirsiniz. Buyur ana. Hayırdır? Ne hayırı? Bizde hayır ne gezer? Vallahi şu Ebru yengeye şaşıyorum ha. Baksana geldiği gibi aldı Fırat abi arkasını. Sana rüzgar falan derken Kadriyan da bunun yanında olmaya başladı. Ama dün Baran'ı gördükten sonra pes dedim vallahi. Ama bak dikkat ettim de sen canına kıymaya kalktığından beri Ebru yengeyle biraz mesafeli sanki Fırat abi ha? Kardeş tabii sevgiliden öte olur mu? Sevgili derken öyle misalen ha. Şimdi günahlarını almayayım. Özlem, hiç susmuyorsun ha. Biliyorsun değil mi? Ha, öyle diyorlar. Ne yapayım? Kız yüreğim ağzında benim. Sır küpü olamıyorum işte. İçim dışım bir. Neyse, neyse. Ben Baran'a uğrayacaktım, unuttum. Sen devam et konağa, anama söylersin, tamam mı? Allah Allah. Baran'ın yanına uğramak da nereden çıktı? Eski köye yeni adet. Kızlar, Rüzgar'ı gördünüz mü? Bilmiyorum. Sabah görmüştük. Tamam canım. Sınıfa da baktım ama yok. Ya nereye gider bu çocuk, nereye gider? Bilmiyorum. Sıkıldığı da biraz yürüteyim de dedim. Bana baba deme. Bana baba deme. Yaptığın marifetmiş gibi nasıl dolaşıyorsun başın dik sokaklarda? Doğru eve. Hatta evine. Batırdığını temizleyeceğiz. Neymiş o? Bir de neymiş deyin. Emine'yi alıp geleceğiz, sen beceremedin. Ana, yeni icat çıkartma. Ne işin var senin Maraş'ta? Ben evimde dirlik düzen isteyeyim Kendal. Şimdiye kadar sustum oturdum. Sen yaparsın edersin deyin ama yok. Sosyete gülüyle uğraşmaktan hal mı kaldı ana? Ben onu bunu bilmem. Ara Rıza'yı, biz Maraş'a gideceğiz. Emine'yi alıp geleceğiz. Ya anam. Güzel anam, sen dön konağa. Bak söz, ben alır gelirim onları, sen merak etme. Şimdi gideceksin oraya, Nurullah hıyarı bir sürü laf edecek ileri geri. Bir şeycik olmaz, sen ara Rıza'yı. Eski köye yeni adet getirin ya, dur bakalım ana. Rıza, arabayı hazır et, haydi. Ebru, ben bu işin peşini bırakmayacağım değil. Ha, bileyim. Buraya geldi. Ateş olsa düştüğü yeri yakar. Sen meraklanma anacığım. O mesele kapandı. Göreceğiz bakalım. Neredesin sen? Hani okul çıkışına yetişecektin? Bunu aradı. Ne ki o? Baran, bu çok güzel. Taksana. Evde takarım. Daha da hiç çıkarmam. İyi, çıkarma. Baran, çok teşekkür ederim. Benim aldığım en güzel hediye. Sen şimdi bana vicdan azabı çektireceksin, öyle mi? Hani bana hediye almak için okula gelmedin ya. Baran, nereye bakıyorsun? Baran? Bu ödüme çıktı. Ne
oluyor lan burada? Sen anne Baran, seni ilgilendirmez, git buradan. Nasıl beni ilgilendirmez? Baran çek git. Gir git. Baran bırak. Gel Osman. Hemen kavga dövüşsün ya. Ne oldu? Ne derdi var bu çocukların seninle? O beni etti, ben de onu vurdum. Nasıl vurdun? Böyle. Gel bakalım, öyle vurulmaz, gel. Bir daha vur bakayım. Gel. Böyle. Hı. Bunu da yap. Böyle. Vur bakayım. Aferin. Kavga etmedin mi sen? Rüzgar. Hiç öğrenmeyeceğimizi sandım değil mi? Ama öğrendim işte. Bütün pisliklerinizi ortaya dökeceğim artık. Ne öğrenmesi be? Ne diyorsun sen? Amcanı diyorum. Fıstıkları yaktığını öğrendik. Kadriye Hanım'la gece konuşurlarken duydum. Artık sen de inkar etmezsin herhalde. Amcam öyle bir şey yapmaz. Saçma sapan konuşup adamın sinirini bozmayın. Saçma sapan öyle mi? Bakalım Oğuz komutan da bunları duyunca aynı tepkiyi verecek mi? Fabrikaya gitmem lazım. Sen de eve gidersin, tamam mı?